kas hastalıklarına bir hastane yapılmasını istiyorum. Fiilen önce bütün kas hastalıklarımız iyileşsin istiyorum. Türkiye'de DMD hastalığı olarak bilinen Duchenne musküler distrofi hastalarını zor günler bekliyor. Çünkü sağlık uygulamaları tebliğinde yapılan değişiklik ile cihazlara yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu desteği ciddi oranda azaltıldı. BİBAP cihazlarının yaklaşık 10 bin, 11 bin civarında olan cihazın 4 binini karşılıyorlardı. 2000 lira 2100'e çektiler. Daha ondan çok daha önemli bir cihaz olan ASV ventilatör cihazının bedeli de 20-25 bin arasıyken bunun da 8100 lirasını verirlerken 4500'e çekiyorlar. DMD hastaları ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığı ile mücadele ediyorlar. Hastalık daha çok erkek çocuklarda görülüyor. Kimi bebek yaşta hasta olabiliyor. Onlardan biri de 2 yaşındaki Asil Efe. Asil Efe 2 yaşında şu anda. Kendisi DMD kas hastası. 1 yaşından beri bununla mücadele ediyoruz. SSK'dan tek istediğimiz bizim yani çocuklarımızın sağlığıyla oynamasınlar, nefeslerini kesmesinler. Sizlerden tek dileğimiz zaten içimizin acısı fazlasıyla fazla yani. Bu benim en küçük oğlum. Öbür iki oğlumda hiçbir şey yok. Sadece destek. Çocuklarımızın nefesini lütfen kesmeyin. Bize destek olun. DMD kas hastaları öksüremiyor. Öksüremedikleri için de ciğerlerini temizleyemiyorlar. Bunun için ASV ventilatör cihazına muhtaçlar. 25 bin lira olan bu kritik cihazın 8100 lirasını karşılayan SGK son değişiklikle 4500 lirasını karşılayacak. 20 yaşında DMD oğlum var. BİPAP cihazı kullanıyoruz. Şu anda da öksürtme cihazına ihtiyacımız var. Ama devlet hiçbir şekilde bunu karşılamıyor. Uzmanlar 2-3 yaşlarındaki erkek çocukların DMD belirtilerini anlamanın zorluğuna dikkat çekiyor. O nedenle ebeveynler çocuklarının baldırlarını kontrol etmeli. Eğer genişlemişse DMD işareti olabileceği için uzman hekime başvurmalı. Burada sadece biz bu cihazlardan bahsetmiyoruz. Bu çocukların afo kullanması lazım, ilaç alması lazım. Afo dediğimiz şey ayaklara takılan bir aparat. Sadece 4 yaşında, 5 yaşındaki bir çocuğun aparatı 600 liraları, 700 liraları bulan oranı sadece ben karşılıyorum. Devlet bunun 300 lirasını, 400 lirasını benden geri alıyor. Yani 200 lira vermesi hiç vermemesiyle emsal. Bu çocuklar sadece bunu 6 ayda bir yenileyerek devam ediyorlar. 3 ile 5 yaş arasındaki erkek çocuklardaki belirtiler ise sakarlık, denge kaybı, sık sık düşme, basamakları tırmanmak, koşmak ve yerden kalkmakta zorlanmak. DMD hastalığının kesin bir tedavisi bulunmuyor. DMD hasta yakınları bütün cihaz ve ilaçların SGK tarafından karşılanmasını istiyor.